Herkese merhabalar benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda menekşelerimizin yaprağından çoğaltma yapacağız. Bir menekşe yaprağı 40 gün içerisinde nasıl bebek verebilir? Hepsini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde yapraklar dikmiştim. 40 günün içerisinde bu şekilde güzel bebek verdi. Henüz 2 ay olmadı. 2 tane yaprak hazırladım. Dikimini sizlerle paylaşacağım. Konumunu paylaşacağım. Toprağını neler kattım. Hepsini sizlerle bölüşeceğim en çok menekşe yaprakları dikerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor? İlk kez köklendikten sonra kür olarak hangi kür vermemiz gerekiyor? Sizlerle bölüşeceğim. Yapraklarına bakar mısınız? Ne kadar güzel parlak, kocaman oldu, büyüdüler yapraklar. Çiçeklerinizin en çok yapraklarının sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı yaprak dikersinizse en kısa sürede en azı 2 aya bebek verebilir arkadaşlar. Bakımını güzel yaptığınız zaman güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Birçok hanımlarımız dikiyor, uzun süre bebek veriyorlar. Ama ben diktim. Sizlerle şimdi paylaşacağım nasıl diktim. Toprak olarak da bu şekilde toprak hazırladım. Torflu toprak, bol vitaminli toprak, kaliteli toprak kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Diktiğiniz yapraklar en kısa sürede köklenip bebek vermesi için toprak güzel olması gerekiyor. Bakın bu yaprağı aynı bu toprağa dikmiştim. En kısa sürede bebek verdi. İki ay olmadı bebek vereli. Toprağın içerisine çay kaşığın ucunda ezilmiş mangal kömürü döktüm. Bu şekilde boncuk strafor döktüm arkadaşlar. Eğer sizin elinizde perlit varsa da iri taneli perlit de kullanabilirsiniz. Ben boncuk strafor kullanıyorum. Diğer menekşelerimi de aynı şekilde boncuk strafora dikmişim. Ezilmiş mangal kömürü katmamız şart. Çiçeklerinizin köklerine oksijen veriyor. Kök saldığı zaman yapraklar köklerine oksijen veriyor. Oksijen de yapraklarını büyütüyor arkadaşlar. Menekşelerinizin yaprakları büyüdüğü zaman, kocaman olduğu zaman bebek verebiliyor. Bu şekilde pet bardaklar hazırladım. Ben bardakların yarısını kestim arkadaşlar. Büyük tutmuyoruz bardaklarımızı. Altını da delik açacağız. Daha sonra yapraklarımızı dikeceğiz. Neden küçük bardaklara dikmemiz gerekiyor? Bir yaprak diktiğimiz zaman köklerini saldığı zaman arkadaşlar kökleri çabuk sarmış oluyor ve en kısa sürede bebek vermiş oluyor yapraklar. Büyük bardağa biz diktiğimiz zaman kökler bardağın içini doldurduktan sonra bebek veriyor yapraklar. Ne kadar az toprak kullanacaksınız o kadar kısa sürede bebek alacaksınız. Önce bardağımızı dolduracağız. Toprakla her taraflı detaylı olarak paylaşacağım. Bir yaprak nasıl dikilmeli, nasıl bakılmalı, konumunu nereye koymamız gerekiyor. Hepsini bugün sizlerle bölüşeceğim arkadaşlar. Toprağımızı önce dolduralım. Toprağı çok bastırmayacağız. Toprağı kaliteli kullanın. Kaliteli toprağı diktiğiniz zaman en kısa sürede sonuçları göreceksiniz. Şimdi yaprağımızı alıyoruz. Yaprağın en çok dikkat edeceğimiz yeri sapı arkadaşlar. Bir de kesişi. Bakın nasıl yan taraftan kesmişim. Yaprağı bu şekilde sapını tutuyoruz. Uzun saplı yapraklar dikmeyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar kısa olacak o kadar güzel sonuç elde edeceğiz. Bu şekilde dikimli yapıyoruz. Bakın direkt dikmiyorum. Yana doğru dikiyorum. Yana doğru dikip biraz hafiften bastıracağız. Çok bastırmayacağız. Yaprağımızı bu şekilde koyuyoruz. Sadece 2-3 santim toprağın içerisine girmiş oldu. Bu şekilde dikim yaptığımız zaman çok güzel sonuçlar elde etmiş oluyoruz. En kısa sürede bebekler görünmüş oluyor. Toprağın üzerine çıkmış oluyor arkadaşlar. Toprağın içerisinden bebek üzere çıkana kadar bazı bebekleri kaybediyoruz. Bazıları çürüyor. Menekşelerin yaprağı çok zorluk çekiyor. Dikimliği bu şekilde yaptığımız zaman kaliteli toprağa diktiğimiz zaman en kısa sürede bebeklerini göreceksiniz diktiğiniz yaprakların. Eğer siz toprağını bu şekilde nemli toprağa diktinizse toprağa hemen su vermeyin. Ertesi günü bir gün geçtikten sonra sadece bir çay kaşığı'nın ölçüsünde dinlenmiş su vermeniz gerekiyor. Toprak nemli değilse arkadaşlar hemen su verebilirsiniz. Toprak nemli ise bu şekilde sadece iki günden veya bir günden sonra ertesi günü bir çay kaşığı'nın ölçüsünde su dökeceksiniz yaprağın diblerine sere yöntemi de yapabilirsiniz ağzı kapalı bir ortamda tutabilirsiniz diktiğiniz yaprakları fazla su vermeyin terleyecek sere yöntemi yaptığınız zaman o da menekşelerinizin yapraklarını çürütecek ben sere yöntemi yapmıyorum arkadaşlar Bakın bu da aynı şekilde küçük sapı sadece 2-3 santim toprağa sapladım hafiften bastırdım yaprak çok oynamaması için Güzel yere konumlandıracağız. Yaprak her zaman elimize alıp yere koymayacağız. Bir tarafa konumlandıracağız. Daha sonra azar azar suyunu vereceğiz. Toprağı nemli tutmaya çalışacağız. Çok su vermeyin. Yaprakları çürütebilirsiniz. Yapraklarınızı diktiğiniz zaman kestiğiniz yeri 10-15 dakika bekletmeniz gerekiyor. Kesilen yerin kuruması gerekiyor arkadaşlar. Kuruduğu zaman yapraklarınız çabuk kökü salmış olacak. Çünkü çürümeyecek, nemli kalmayacak, mikrop kapmayacak. Yapraklar bu şekilde dikiyoruz. Güzel oda sıcaklığında bol bol aydınlık bir yere koyacağız. Yaprakları seçtiğimiz zaman bu şekilde sağlıklı yaprak dikmemiz gerekiyor. Ne altından ne üstten seçmeyeceğiz. Orta kısmından sağlıklı güzel yaprak parlak yaprak seçmemiz gerekiyor. Yaprakların ne kadar sağlıklı olduğunu gördüğünüz zaman köklenme o kadar güzel olacak arkadaşlar. Sonuçları güzel alacaksınız. Bir yaprak 15-20 güne rahat bir şekilde köklerini salıyor arkadaşlar toprağa. Köklerini saldıktan sonra ilk kürü yumurta kabuğunun suyunu vereceksiniz. 2 gün yumurta kabuğunu suda bekleteceksiniz. 2 günden sonra bir kaşık ölçüsüyle çay kaşığının ölçüsüyle toprağına dökeceksiniz. Yumurta kabuğunun içerisinde bol bol kalsiyum var. Kalsiyum da köklerinin güzel çalışmasına yardımcı olan körlerden biridir. Yumurta kabuğunun suyunu vereceksiniz. 15 gün geçtikten sonra yine aynı şekilde yumurta kabuğu veya muz kabuğunun suyunu da verebilirsiniz. Potasyum körünü de verebilirsiniz. Kökler güzel çalışsın, aktifleşsin, vitamin vermiş olacaksınız yapraklarınızı. Bu bakımları yaparken çiçeklerinizin güzel aydınlık yerde olması gerekiyor. Oda sıcaklığında durması gerekiyor. Güzel konumlandırmanız gerekiyor. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle hepiniz çiçekli kalın.